Ve sayın seyirciler, petroldeki düşüş benzin ve motorin ardından LPG'nin pompa fiyatına da yansıdı. LPG'nin satış fiyatında litrede 25 kuruşluk indirim yapıldı. Bu gelişme sonrasında otogazın fiyatı 2 lira 50 kuruş seviyesine geriledi. Evet, telefon hattımızda ALB Menkul Araştırma Analistlerinden Enver Erkan var. Enver Erkan, günaydın. Günaydın. Evet, buyurun, siz dinliyoruz diye dinleyeceğiz ama enflasyon son 9 ayın zirvesinde, birçok olay yaşanıyor. Ekim ayı enflasyonun açıklanmasının ardından vergi ve harçlara yapılacak zam oranları da aynı zamanda netleşti. Bir yandan bunlara bakacak olursak, öte yandan da dünya ve Türkiye piyasasında neler yaşanacak, siz dinleyelim. Tabii şimdi dün yurt içinde Ekim ayı tüfe verileri açıklandı. Veri aylık bazda %1.96 ile yıllık bazda ise %8.96 ile beklentinin üzerinde geldi. Dolayısıyla şu anda enflasyonda anlamlı gevşeme noktasından oldukça uzakta olduğumuzu görüyoruz. Giyim ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde yukarı yönde baskı oluşturuyor. Aynı zamanda gıda fiyatlarındaki yüksek seyir aynı şekilde devam ediyor. Diğer yandan çekirdek enflasyonun gerilediğini gördük. Ancak o da piyasa beklentileri üzerindeydi. Genel anlamda dünya tarafına baktığımızda dün Avrupa tarafında PMI verilerini aldık. Özellikle Euro bölgesi ve Almanya verilerinin beklenti aşağısında kalmakla beraber bir önceki aya göre de gerilediğini gördük. Amerika tarafında ISM imalat endeksi vardı. 59 puanla beklenti üzerinde geldi ve sert bir şekilde yükseldi. Dolayısıyla Amerika'da imalat sektöründeki büyümeyi işaret etmesiyle beraber dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı gün boyunca. Özellikle Amerika ISM verisinden sonra dün Borsa İstanbul'da satışların derinleştiğini, dolar seyrede yukarı yönlü hareketin ivme kazandığını gördük. Ancak bu sabah Asya seansında Japonya'nın tatilden dönmesiyle beraber Japon piyasalarındaki iyimserlik hem doların bir miktar gevşemesine neden oldu, hem de Asya borsalarında olumlu yansıdı. Bu bakımdan bugün de Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış beklenebilir. 80 bin seviyesinin korunması önemli. 80 bin üzerinde kalırsa, buradan destek alırsa tekrardan gün içinde 81.500-83.000 bandına doğru bir hareketlenme görülebilir. Kur bazına baktığımız zaman ise burada 2.23 seviyesi önemli. Anlamlı bir gevşeme için 2.23-2.22.50 seviyesi aşağısına bir hareketlenme gelmesi lazım. Bu durumda da 2.21.50'ye doğru bir gevşeme görebiliriz. Ancak 2.23 üzerinde yukarı yönlü riskler yine etkin olacaktır. Bu durumda da 2.23.60 ve 2.24 bantlarını izlememiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Enver Erkan değerlendirmeleriniz için.